Orhan Bey. Sizin ne işiniz var burada? Ferhan abi. Ben bu ailenin avukatıyım biliyorsunuz. Yani Bumin Bey'le yaptığım görüşme belki biraz kafanızı karıştırmıştır. Ama size bir tavsiye. Bence burada görünmeseniz sizin için daha iyi olur. Yani tabii siz bilirsiniz. Senin ne işin var burada? Başsağlığı dilemek için gelmiştim. Başsağlığı. Çok iyiymiş. Görüyor musunuz Orhan Bey? Gerçekten de katil cinayet mahalline geri dönüyormuş. Gonca Hanım, isterseniz hiç gerginlik çıkartmayalım. Özellikle böyle bir günde. Zaten yasal yollarla biz hakkımızı arayacağız. Tekrardan başınız sağ olsun. İyi günler. Orhan Bey, bu mahalleye gelme bir daha, tamam mı? Sakın gelme. Sen ufacık bir çocuğun ölümüne sebep olduğunu farkında mısın? Ben şimdi burada bağırsam, Salih'in katili bu desem, senin başına neler gelir? İnsanlar sana neler yapar? Bir fikrin var mı? Hanımefendi bir dakika. Benim Salih'in katiliyle hiçbir ilgim yok. Tamam, defol git hadi. Ama sen bunun bedelini ödeyeceksin. Bize değil belki. Sonuçta biz kimiz ki? Ama bu çıkacak senden. Ya senden çıkacak ya sevdiklerinden. Hadi defol git şimdi. Hadi. Ferhan abi. Cenazedeki o kadın kimdi? Efendim hocam. Orhan, nasılsın? İyiyim, iyiyim, iyiyim hocam. Siz nasılsınız? İyiyim ben de, teşekkür ederim. Orhan, seninle bir görüşmek istiyorum ofiste şimdi. Müsait misin? Tabii, tabii, tabii. Geliyorum. O kimdi? Azra'cığım, sorma bana bir şey, tamam mı? Şimdi hadi git biraz dedenle ilgilen. Ama hocam dedin. Doktordu Azra. Haydi, haydi üzme beni lütfen. Rica ediyorum senden, hadi güzelim, hadi. Gel. Hoş geldiniz. Ne var ne yok? Çok şükür. Maşallah çok sağlıklı görünüyorsunuz. Eyvallah. Teşekkür ederim. Siz de öyle. Yok canım, biz yaşlandık biz. Çökerttiler bizi. Alo. Kardeşim kusura bakma, zırt pırt bugün rahatsız ettim seni ama bizim dosyayla ilgili... Heh. Tamam. Anladım. Peki sen raporu ne kadar tutabiliyorsun elinde? Tamam. Ya bu arada gün bitmeden para hesabına geçmiş olacak. Yok yok, ben söyleyeyim de. Sağ ol, eksik olma. .765 miydi senin silahın? Hayırlı olsun. Çocuktan çıkan kurşun senin silahınla ateşlenmiş. Katilsin yani. Ruhsatlı mıydı silah? Silahın ruhsatı var mıydı? Vardı. Ruhsatlı anasını satayım. İyi. İki gün tutabiliyor raporu.
iki gün. Parayla ilgili söylediklerimi de duymuşsunuzdur herhalde. Merhabalar. Bumi Bey'le toplantım vardı. Orhan İnan ben. Evet, hatırlıyorum. Öyle mi? Bir saniye, haber vereyim. Efendim, Orhan İnan geldi. Tabii. Şu anda bir toplantısı var. Sizi iki dakika bekletsem. Olur, oturabilir miyim? Buyurun. Peki bu Nazif güvenilir bir adam mı? %100. Yani hiç tereddüt etmeden bu suçu üstüne alacak. Öyle mi? Esat Bey, Nazif benim sözümden çıkmaz. Eğer bir şüphem olsaydı söylemezdim zaten. Hem bütün mahalleli ondan biliyor. Bir sıkıntı çıkmaz yani. Peki bu olay anında çekilmiş bir video falan var mı? Benim bildiğim kadarıyla yok. Hı. Benim bildiğim kadarıyla da var. Nasıl yani? Karşı tarafın avukatı benim eski öğrencilerimden biri çıktı. Olay anının görüntüleri elimizde. Ama silahlar görünüyor mu? Ona bir bakmak lazım. Nasıl ya? Mahalleden kimin işte çekmiş götürmüş bunu delil diye vermiş. Bakacağız. Göreceğiz. Şimdi Esat Bey, bu balistik raporu için iki gün dediniz değil mi? Bir sıkıntı olmaz herhalde. Yok yok, hiçbir sıkıntı olmaz ama siz gün bitmeden hesaplarına o parayı yatırın. Tamam. Kolay gelsin. Alo. Tabii. Orhan Bey buyurun. Hoca sizi bekliyor. Üstad. Orhan. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Gel bakalım, gel. Esat Bey, şirketimizin en kıymetli avukatlarından. Senin dosyayla da kendisi ilgileniyor zaten. Eyüboğlu dosyasıyla. Çok memnun oldum. Evet. Sakıncası yoksa hemen işe başlayalım mı? Tabii Üstad, tamam. Tabii. Şu sendeki videoyu Esat Bey'e de izletebilir misin lütfen? Hemen. Bu arada Kadıköy'de bir trafik vardı. Dur kalk, dur kalk. Biraz o yüzden geç kaldım. Şöyle basarsanız Eser Bey. Esat. Pardon. Lan bu kasayların arabası nerede? Ne oluyor? Ne izliyorsunuz? İpek, gel. Gel İpek, gel. İpek'le tanışmıştınız değil mi geçen gün? Hocam vurulduğu görünüyor. Ne görünüyor? Ben de bakabilir miyim? Bu mahalleli bir video çekmiş olay anının videosunu. Sağ olsun Orhan Bey de bizimle paylaştı. Bu kasayların arabası nerede? Peki. Orhan Bey, siz karşı tarafın avukatı değil misiniz? Bu bilgiyi niye bize getiriyorsunuz? İpek'ciğim, ben bu konuda sana malumat vereceğim sonra.
Bu videodan başka var mı Orhan? Yani başka biri daha çekmiş mi? Çünkü bayağı bir kalabalıktı orası. Çok haklısınız. Muhtemelen çeken olmuştur ama... nasıl söylesem... insanlar bazı isimlerden korkuyorlar. Yani işte isimlerden korktuğumuz bir coğrafyada yaşadığımız malum. Ama ben takip ederim. Merak etmeyin. Şimdi sen... hem bize yardımcı olacaksın hem de... karşı tarafı temsil etmeye devam edeceksin. Değil mi? Yani size çalışırken onları savunmam biraz yanlış olmaz mı hocam? Olmaz. Onları çözeriz, oramızı çözeriz. Sen yarın mesai saatinde gel başla bakalım. Şirkette çalışıp çalışamayacağını hep beraber görür, değerlendiririz. O dosyanın ayrıntılarını beraberce halledersiniz değil mi? Tabii tabii. Siz videoyu bana yollayın, ben bir tek başıma izleyeyim onu. Bluetooth'unuz açık mı? Açık. Tamam. İpek Hanım bu arada cenazede sizi herkes tanıdı. Yani umarım bir sorun olmamıştır. Yok, bir sorun olmadı. Çok sevindim. Gönderdim. Geldi. O zaman ben müsaade isteyeyim. İyi günler. Patron? Patron. Orhan hadi bakalım. İyi günler. İpek Hanım. Hocam bu adamı işe alma konusunda ciddi misiniz? İpek'cim bu adam bize çok yardımcı olabilir. Bazen işleri böyle çözmek gerekiyor tabii. Değil mi? Sen İpek. Sahiden cenazeye mi gittin? Ne? İpek. Niçin? Çünkü yok yere gencecik bir çocuk öldürüldü. Yani bu sadece beni mi rahatsız ediyor? Bir hayattan bahsediyorum, farkında mısınız? İpek'cim, bu davayla arana bir mesafe koyman şart. Özellikle senin için. Evet. İşe girdik. Çok iyi. Güzel. Yarın başlayacağım. Yalnız ben oraya gittiğimde... Ziya ile Atan oradaydı. Ne diyorsun sen ya abi? Gördüler mi seni? Görmediler, görmediler. Ziya ile Atan orada ne alaka abi? Yani Nazif için ikisi de kalkıp oraya... ne bileyim, çok saçma değil mi ya? İşte çok saçma zaten. Bir dolaplar döndüğü kesin ama bu dolap ne? Koş hadi. Nazif, sana söyledim oğlum bu yemekleri. Yesene. Ye oğlum ye. Yabancılık çekme. Ye. Abi, siz? Biz tokuz oğlum. Biz hallettik o işi. Ye sen. Çekinme. Al. Al bak o patlıcandan da al. Patlıcandan da al biraz. Heh. Götür götür al al. Afiyet olsun. Şimdi Nazif bir şey soracağım sana. Senin hiç böyle ev almak, ev sahibi olmak gibi falan öyle bir hayalin oldu mu? Hiç öyle hayaller kurdun mu? Ama böyle tapulu falan. Yok baba, nasıl kurayım? Ya daha yaşım kaç benim? Ben başkasına ait tapu bile görmedim hayatımda. Anne baba hayatta mıydı senin? Çok şükür baba. Allah uzun ömür versin. Allah uzun ömür versin. Şimdi... ne yapar mesela sizin ev? Hani diyelim ki... ne kadardır şimdi? Dur ben söyleyeyim sana. Yani 4 milyon... biraz çok olur, abartı olur yani ama 3.8 olur. 3.8. Ama benim şimdi sana bir teklifim var. Bu Salih meselesinin adli tıp raporları bana geldi. Yani ben sonucun ne olduğunu biliyorum ama bekletiyorum şu anda. Salih'i vuran kurşun, aha da benim aptal oğlumun silahından çıkmış. Ya, şimdi sana teklifim açık ve net. Sana bu parayı vereceğim.
O evi alacaksın. Öyle 3.8 de değil. 4 milyon. Tamam. Şu işler biraz yatışsın. 3-5 seneye seni içeriden de çıkartırım. Tamam. Bu işi halledelim. Al oğlum al, korkma. Ananı babanı da hiç merak etme. Onlar bize emanet. 1 milyon da onlar için. Benden lan. Helal hoş olsun. Toplamda 5 milyon. Ama Nazif, şimdi bana bu suçu üstlenecek biri lazım. Lan bu kasayların arabası nerede? Kaç senedir birlikteyiz Mumin Hocam? Bazen çok şaşırıyorum, hayret ediyorum hatta, biliyor musun? Nasıl oluyor da bunca yıl birlikteliğe rağmen aynı şeritte ip gibi şöyle arka arkaya uyumlu gidemiyoruz seninle? Acaba neden? Ben sana yeğenimi gönderdim. Bizim işlerden uzak olsun diye. Sen de bunu biliyorsun, yani niyetimi biliyorsun. Buna rağmen İpeği yangının orta yerine götürüp bırakıyorsun kendi ellerine. Ya ben tabii ki Esat'ın İpeği oraya götüreceğini bilmiyordum. Bilsem engel olmaz mıyım? Esat, tabii sizin Ziya ile daha önceki durumları da bilmediğinden. Gel. Efendim, Ziya Bey geldi. İtihan çoban hazırla, gelsin. Bu herifin ismini ne zaman duysam, ben hangi ligdeyim, kimlerle uğraşıyorum, valla kendimi sorguluyorum. Sina Bey, Mumin Hocam. Ne yaptın Ziya, hoş geldin. Hoş bulduk, hallettim her şeyi Sina Bey, hiç merak etmeyin. Oğlan da rahatladı biraz. Burada şimdi kendisi, aşağıda bekliyor beni. Ya bu Nazif meselesi bitti gitti. Peki, bir yudum bir şey al da kutla bakalım. Sen kaça kapadın? 2,5 peşin, 5 milyon. İyi. İyi. 2,5. Ne yapacaksın sen? O parayı onda bırakacak mısın, yoksa iş bittikten sonra geri mi alacaksın? Nasıl? Anlamadım. Sen bu çocuğu içeride öldürmeyecek misin? Yok. Şimdi Sina Bey, o çocuk bizim mahallenin çocuğu. Elimizde büyüdü sayılır. Bir de güvenilirdir, ağzı sıkıdır. Hem bize ihanet etmez. Biz ne zamandır böyle iş yapıyoruz ya? Benim hiç haberim yok. Bak, ben öyle muğlak, belirsiz şeylerden hoşlanmam. Bu iş sessiz sedasız bitecek. O çocuk suçu üstlenecek ismi neydi? Nazif. Efendim? Nazif. Nazif. Nazif suçu üstlenecek, içeri girecek, dava bitecek. Aradan 1-2 ay geçince siz bu Nazif'in fişini çekeceksiniz. Bitti gitti. Daha fazla uğraştırmayın beni. İki güzel hanım şu anda beni bekliyor. Yeter iki çirkin adamla vakit geçirdiğim. Şimdi yalnız Sina Bey. Ziya, bir kelime daha duymak istemiyorum. Unbelievable. Gül tabii sen, gül.
Kusura bakma hayatım, biz senin gibi altın kaşıklı ağzımızda doğmadık tabii. Bizim amcamız yoktu böyle yurt dışında bizi gönderip dil öğretecek. Gerçekten şu anda unbelievable. Çok tatlı görünüyordun anneciğim, o yüzden gülmüştüm. Laf çarpmana gerek yok. Şaka yaptım anneciğim. Şaka yaptım. Kal biraz. Aman efendim, aman efendim. Ciddi. Bu ne güzellik. Nesli Hanım, çok hoşsunuz yine. Teşekkür ederim Zeyna Hacım, çok zarifsin. Buyurun lütfen, buyurun. Nasılsın? İyiyim canım. Efendim, hoş geldiniz. Şöyle. Merci. Şöyle efendim. Bana her zaman kimden? Her zaman tamam efendim. Güzel akşamı neye borçluyuz? İpek, o ölen çocuğun cenazesine gitmiş. Cenaze... Tarlabaşı. Evet, evet. İpekciğim, kendin için çok kötü bir şey yapmışsın. Yapıyorsun. Farkında mısın? Sonra da çocuğun annesinden özür dilemek için konuşmak istemiş. Kovmuşlar. İpeği oradan kovmuşlar. Beddualar falan etmişler. Ben seni anlıyorum. Gerçekten anlıyorum. Yani insanın aklı takılır. Benim takılır. Ama ben... Yani senin kadar cesur olabilir miydim bilmiyorum. Gidip aileyle görüşmek falan. Açık söyleyeyim. Kime neye faydası olacak bunun kızım? Yok amca, biliyorum yok. Ama... Ya... Salih... Salih? Bu tarla başında öldürülen genç. Aha, evet. Allah rahmet eylesin. Salih de annesi de çok hayat dolu insanlarmış. Yani... Kadının oğlundan başka kimsesi yok. Varı, yoğu, hayatı, her şeyini ona adamış zaten. Şimdi böyle bir acıyla evladını kaybeden bir anne için çok zor amca. Zor, 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 zor. Çok zor. Bu suçu kim işlediyse tabii ki cezasını görecek. Ama işte kim yani? Onu bir öğrenelim. Meselesi olsun. Ondan sonra aile için ne yapabileceksek hep beraber el birliğiyle yaparız. Hı? Senin beni anlayacağını biliyordum. Anlıyorum, anlamaz olur muyum ya? Ama yani senin de dikkatini başka şeylere vermen, artık sakin kalman gerekiyor. Sen de onu anlıyor musun? Çok teşekkür ederim. Hadi bakalım, aç mı kalacağız ya? Ben başlamadan önce izninizle bir lavaboya gitmek istiyorum. Teşekkür ederim sevgilim. Hah, geldiler. Allah'ım güzel haberler ver bana, ne olur. Erdal. Perihan abla. Kötü bir şey mi oldu? Yok, beni ablam çağırdıydı, yemeğe gel diye de. Ben dolma yapmıştım. Erdal çok sever. O yüzden çağırdım onu da. Yapıp koyaydın, bir kaba göndereydin, evde yiyeydi. Yani ortalık yangın yeri. Dolması mı var Allah aşkına? Abla şey, ben gideyim. Ziya Bey. Ziya Bey, ne olur güzel haberler ver. Sabahtan beri dua ediyorum. İyi. Halloldu şükür. Öyle mi? Bu Nazif'in silahından çıkan kurşunla vurulmuş zaten Salih. Ha. Yani ben araştırdım. Bir iki güne de resmi rapor gelir. O zaman alırlar zaten çocuğu. Güzel, iyi bari. Müjde yemek yapmış. Geçin Erdal, sen de geç. Gel Tan, sen de üstünü çıkar. Nazif kabul etti parayı. Etti, merak etme. Ay Allah'ıma şükürler olsun. O kadar korktum ki. Ya baba, afiyet olsun. Olaylar çözülene kadar Erdal benim odamda kalabilir mi?
Nazifçi'yle aynı evde uyumasından korkuyorum. Ziya baba, bu arada hani benlik bir problem yok. Yani ablam biraz hani şey yapıyor, geriliyor falan ama... Yani sonuçta sen İstanbul'da hani bana bir ev verdin. Yani ben bunun kıymetini bilmeyecek değilim, hani bilgin olsun. Tamam. Kalsın burada. Hadi geç, üzüm çıkar, elini yıka gel. Ben bakarım. Patron hoş geldin. Gel. Nasılsın? Ben Ferhan için getirdim Naciye anne. Bir tane yeter. Bu Salim'in tabağı. Ferhan gel hadi. Naciye anne, mahalleliye bir lokma dağıtayım diyorum. İyi olur. Bir de diyorum ki, Salih'in eşyalarını fakir fukaraya dağıtsak. Ya, bilmem ki şimdi nasıl olur. İyi olur anacığım, sen güven bana. İki çocuğun gülümsemesinde yaşatmış oluruz Salih'i. Naciye anne, bak biz bu tabağı her gün bu sofraya koyacağız. Ama yaşayacağız da. Tamam mı güzel annem? Anlatıyorum be. Bir de bir kulaklığı vardı Salih'in. Ben çok özenmiştim ona. Onun kulaklığı benim olsun mu ya? Güldün mü ben? Yok Naciye anneciğim. Gülmedin de gülsen ne olacak anne? Salih de öyle ister. Benim oğlum gitti Ferhat. Anneciğim benim. Tabii ki güleceksin. Bana konuşmak bile haram. Naciye annem yok. Bana konuşmak bile haram. Naciye anne. Ferhat. Bırak şimdi yalnız kalsın. Ben ilacını verip yatırım sonra. Abicim ben güldüreyim dedim abi. Bunlar beni ne bileyim ben ya. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Buyurun ben sizi arkadaşlarla tanıştırayım. Test sınırlıklarınızı yapmak için belgeyi buraya kopyalamanız gerekiyor.
Aynı zaman siz istediğiniz zaman buna ulaşabilirsiniz. Faksi ya da fotokopisi cihazını kullanmak için de gelin. Orhan Bey. İşiniz bitince odamda bekliyorum. Gel gel. Geç lütfen. Baştan söyleyeyim. Sana güvenmiyorum. Peki. Teşekkür ederim açık olduğunuz için. Neden güvenmiyorsunuz merak ettim. Çok net değil mi? Hem müvekkilini satıyorsun. Hem evladını yeni kaybetmiş bir annenin duygularıyla oynuyorsun. Hem de gencecik bir çocuğun ölümünden faydalanıp normalde kapısından bile giremeyeceğin hukuk bürosuna kapak atıyorsun. Tamam. O zaman ben de sen diye hitap edeyim. Şimdi baktığın yerden haklı olabilir. Yanlış. Ben seninle bu şekilde konuşabilirim. Ama sen benimle konuşamazsın. Normal yollarla olmamakla birlikte buraya asistanlık pozisyonunda işe alındın. Bunu unutma. Tamam belli ki biz konuşamayacağız ama şunu söylemek istiyorum. Benden daha kıdemli olmanız, daha üst pozisyonlarda olmanız... ya da benim bir dolandırıcı olduğumu düşünmeniz... bana hakaret etme hakkını vermiyor size. Yani ben buraya hiç konuşmaya gelmiştim. Birbirimiz hakkında bildiklerimizi ortaya dökmek için değil. Teşekkür ediyorum. Birbirimiz hakkında bildiklerimiz derken? Nerede lan bu kasayların arabası denilen video var ya? İşte o videodaki araba sizin. Şimdi sizin için elinizin kiri kadar değeri olmayan bir araba yüzünden... gencecik bir çocuk öldürüldü. Siz de burada hep beraber bunun üstünü kapıyorsunuz, kapayacaksınız. Yeterli mi? Ben birbirimizden hoşlanmadığımızı gizleme nezaketinde bulunmaya çok hazırdım. Ama belli ki bunu da başaramayacağız. İlerisi için sadece şunu hatırlatayım. Beni ezemezsiniz. Yani ancak tadımı kaçırırsınız. Ya o da çok sorun değil zaten. Kolay gelsin. Afiyet olsun. Oh, pardon gel. Gel abi. Altındır, gel buyur. Ne yapıyorsunuz? Buna bir kuyuna ban ya, çok acayip. Şu pilavdan ver bakayım. Tamam. Hmm. Başkan, bana da bir pilav üstü verir misin? Tamam abi. İpek kazayla ilk tartışmamızı yaşadık. Nasıl? Bayağı, o bana saydırdı. Ben de karşılık verdim. Yani sormaya da korkuyorum ama patron tam olarak net öğrendin yani. Sen de sütten çıkmak kaşık değilsin dedim. Ben de senden hoşlanmıyorum dedim. Videoda senin araban var dedim. Bir şeyler söyledim. Ya biz kendi aramızda konuşup anlaşmadık mı? Ben anlamıyorum ki. Ya bu Sinan kasaya ulaşmak çok zor dedik. Önce İpek kasaya ulaşacağız demedik mi? Ben mi kafayı yiyorum ya? Hızlı göndersene başkan. Ya Allah Allah. Şimdi o Orhan'ı şerefsiz biliyor ya. Öyle bir anda olmuyor işte. Kolay olmuyor yani. Ne yaptın abi? Sen zaten oranın şerefsizini biliyor. Ben bir de böyle sıvayım mı dedin? Ne dedin yani? Ya tamam bir şey yok. Tamam bir ezik olmadığımızı anlasın. Sonra ben çözeceğim. Sıkıntı yok ya. Patron, bunu Esat'ın bilgisayarına takman lazım. Ne bu? Sen Esat'tan başlayalım önce dedin ya. Bir de anlatsana ya. Ben şimdi internette virüs yapan bir herifle tanıştım. Neyse işte yani. Bunu Esat'ın bilgisayarına takıyorsun patron. Ben uzaktan erişebiliyorum. Şöyle ki yani içeride ne var ne yok görüyoruz. Mailler... dava hakkında işte dosyalar, ayrıntılar. Bu arada mikrofona da erişebiliyoruz. Odada ne var ne yok duyacağız abi. İyi söylüyorsun, güzel söylüyorsun da nasıl takacağız? Gülnaz ablayla. He. Gülnaz. Vay be, uzun zaman oldu ha. Ya. Tamam mı? Tamamdır. Patrondan sinyal bekliyoruz. Güzel. Oo, abla sen de iyi kazanıyormuşsun ha. Yok be korsan çiçeğim be. Nerede? Hayat almış başını gider. Sizin gibi enayilerde çıkınca 40 yılın başı bir karşıma. Ama diyorum ben. Ay çok çalışın bu ablanızla diyorum. Fiyat indiririm. Giriyormuş Ferhan. Ablacığım olur. Esat Bey, müsait misiniz? Gel Orhan, gel müsait. Ah, yandım, çay getirdim. Size... Harika. Çaylar diyordu ya. Mis.
Nasıl geçiyor işte ilk günün? Yani ilk gün işte alışmaya çalışıyorum ama herkes pozitif, gayet keyifli geçiyor. Süper. Benim aklıma şey takıldı Esat Bey. Şimdi bu videoda kimin silahından çıkan kurşunla Salih'in öldüğünü anlamıyoruz. Tabii şimdi bir balistik raporu süreci olacak. Tabii. Şimdi bu süreçle beraber benim aklıma şu geldi. Bir ayrıntıya takıldım. Buyurun. Bu videoyu sana teyzen göndermişti, değil mi? Ne oluyor ya? Hakikaten ne oluyor ya? Kollarınız yamulsun. Başına da arasın inşallah. Kim? Kollarınız yamulsun. Hanımefendi bir... Sen kimsin? Sen avukat mısın? Sen bana söyle, sen avukat mısın? Avukatım bana ben... Bana yardım tamam. Et kızlar. Ablacığım sen kimsin ya? Sen bizi nerede buldun? Ben tanırım. Bak Ali Ekber var idi, rahmetli oldu. Ali Ekber kim? Bak sen yardım edersin kurban olayım. Tamam bir sakin ol sen. Sen bir sakin ol, ben anlayacağım. Derdini çözeceğiz, tamam mı? Hadi. Ali Ekber kim? Siz de güvenlikçiydi be ya. Tamam bir sakin ol. Güvenlik tamam al, sana yardımcı olacağım. Sadece bir sakin ol bana. Bak şimdi sen beni dinle, bir sakin ol, bir sana yardımcı ol. Benim de tansiyon var be kız hanım. Aman su getirin, su. Su getirir misin? Patron şimdi durumumuz şöyle. Ya ben Esat'ın bilgisayarına bir baktım. Ya Ziya ile ve Sina ile ilgili olan şeyleri taradım ama öyle yazılı bir kanıtı yok açıkçası. Sıfıra sıfır elde var, sıfır anasını satayım. Ne oldu, o kadar uğraştık, taktik ettik falan, hiç. Yalnız şöyle bir şey var. Ya S diye birisi kayıtlı şöyle bir dosyada. Salih'in öldürüldüğü gecenin sabahında saat 6:30'da mesaj atmış. Çok zor oldu ama hallettim. Yani S eğer Sina Kasay'sa orada bir şey var abi. Ya aynı gece 6:30 nasıl tesadüf olsun ki bu ya? Ya onu diyorum işte. Sana dedim ya balistik raporu falan konuşuyorlardı. Muhtemelen onunla ilgili bir şey. Ya tamam da. Ya bu Sina, Ziya'nın oğlunun akıbetini merak edecek kadar mı önemsiyor bu olayı ya? Ya bu Sina ile Ziya'nın nasıl böyle bu ilişkisi bu kadar tıkı fıkı olabiliyor? Ben anlamıyorum ki. Bulacağız. Ben yukarı çıkacağım, hava alacağım ben. Tamam. Sokaklar seni tanır artık, yabancı değil yüzüm ona asık ve daim kırdığım kalpleri toplasan ceplerin boş kalır. Al sevgilim kır kalbimi, yine paramparça kalsın yalnızlığım, kader değil bunu ellerinle yazdım. Hayırdır ya, bunlar ne ayak? Şunlara bak, bir de lokma dağıtıyorlar. Çok önemli biriymiş gibi. Abla, nereye gidiyorsun? Lokma almaya. Ben Tan abiye haber verip geliyorum. Artık yabancı değil yüzüm.
buna sık ve daim kırdığım kalpleri toplasam ceplerin boş kalır. Al sevgilim kır kalbimi, yine paramparça kalsın. Yalnızlığım kader değil, bunu ellerimle yazdım. Al Allah kabul et. Müjde! Ulan senin burada ne işin var kızım? Sen benim başıma belamı suyunu gidiyorsun. Ne yapıyorsun? Gidiyoruz diyorum sana. Al şunları, al şunları. Bırak. Yürü, burada. Yürü, yürü diyorum sana. Bırak kızım. Kadın gelmiş. Ne kadını ya? Cenazedeki kadın. Hatta Gonca abla gelip beni almıştı ya. Ya ben sen ona gözükmek istemiyorsun ya anladım. Ne işi var burada ya? Bilmiyorum ki. Bana hiçbir şey anlatmıyorsunuz. Sakın çıkma. Gonca bu tarafa geçirmeyin ha. Ne vardı? Ben Naciye Hanım'a bakmaya gelmiştim ama. Sebep? Siz aileden misiniz? Annem. Aa. Sen Sari'nin kardeşi misin? Kardeşiyim. Peki anneni görebilir miyim acaba? Kendisi buralarda mı? Annem konuşmak istemez. Ya yine de bir sorsan. 2 dakika çok fazla vaktini almayacağım zaten gerçekten. Ne ısrar et diyor. Annem konuşmak istemez dedim biliyorum ben. Naciye anne. Efendim, merhaba. Ben başsağlığı dilemek için geldim aslında. Bir de sizinle tanışmak istedim tabii. İpek Kasay ben. Bu çalınan arabanın... Anne konuşmuyor. Ne diyeceksen de git sonra. Ayrıca sen para teklif etmeye falan mı geldin? Hayır, hayır. Olur mu öyle şey? Ben asla böyle bir saygısızlık yapmam. Niye geldin o zaman? Bakın ben gerçekten çok üzgünüm. Bunu söylemek için geldim. Bir şey yapın diye değil. Amcamla da konuştum. Ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Gerçekten. Hiçbir şey istemiyoruz biz, tamam mı? Siz elinizden geleni yaptınız zaten, sağ olun. Bir de bir şey için değil diyor ya. Salak mıyız biz? Yemin ederim başka bir niyetim yok gerçekten. Ben de üzülüyorum. Ben de en az sizin kadar bu suçlunun cezasını çekmesini istiyorum gerçekten. Tamam, bize anlatma. Hadi başka kapıya. Gidiyor. Görüyor musun ya? Bayağı para teklif etmeye gelmiş. Bana çok öyle gelmedi. Ne diyorsun yani? Doğru mu söylüyor? İyi insanlar mı Kasaylar? Lan! Bana bak. Dokunma bana. Sen kimsin lan? Ne ayaksın kızım sen? Sen benimle böyle konuşamazsın. Ben senle böyle davranamazsın. Nasıl? Bu var ya tam bir manyak. Gitmiş Ferhan'ın dağıtığı lokmayı almış. Beni herkes için rezil etti. Bana bak sen... Abi dur abi. Bir daha bana. Abi dur bak sen yanlış anladın. İzin ver ben ablamı yapayım. Kardeşime dokunamazsın Allah, sen. Lan bak ben sana vurmuyorum. Müjde. Ben sana vurmuyorum. Sen. Yeter. Ya sakın elimi şırpma. Müjde. Kimse benim kardeşime dokunamaz. Ay içime fenalık geldi senden de kardeşinden de. Tamam sen de sakin ol biraz. Yettiniz artık ya. Arıyorum babanı. Bir huzur verin şu evde bana, bir huzur. İyi misin? İyiyim ben. İyiyim. Acıyor mu? Yok, sert gelmedi, iyiyim. Erdal ya. İyiyim, bir şeyim yok. Sakin ol. Ya çıkalım.
Yürü. Merhaba. İyi misiniz? İyiyim. Sabah Naciye Hanım'a gitmişsiniz. Daha yeni çıktım oradan. Sen nereden biliyorsun? Avukatıyım ya onların. Her seferinde hatırlatmak zorunda kalıyorum. Biraz onlar da işte stres olmuşlar, neden geldi falan, neyin peşinde diye. Ben de bir şey değildir dedim. Özür dilemek için gelmiştir. Başka ne gibi bir sebebi olabilir ki? Yok tabii ki, bilmiyorum. Siz bu konuda kendinizi biraz kötü hissediyorsunuz galiba. Kolay gelsin Orhan Bey. Aptal. Bir daha sana elini sürerse işte o zaman kötü olacak. Haksız mı abla? Ha? Düşmanlarımıza gidiyorsun, lokma alıyorsun. Ne yapsın adam? Ya senin nereden düşmanın oluyor Ferhan'la arkadaşları? Ziya babanın, Tan abinin düşmanı olunca otomatikman benim de düşmanım oluyor ya. Hoş geldiniz. Ne alırsınız? İki çay verir misin abi? Hemen getiririm. Sen ne zamandan beri kendini onlardan biri olarak görüyorsun? Abla sen nerede yaşıyorsun? Hı? Allah aşkına biz aynı mahallede yaşamıyor muyuz? Geçen hafta cenaze çıktı, biliyorsun değil mi o evden? Ama yok, belli ki sen daha biz de onlar arasındaki mevzuyu tam çözememişsin. Ben de sana onu soruyorum. Ne zaman biz oldun onlarla Erdal? Ne kadar... Ya nasıl kaptır... Ey Allah'ım. Afiyet olsun. Kendini nasıl kaptırdın bu kadar ya? E kaptırmayacağım da ne yapacağım? Hem konuyu değişme. Sen ne demeye gidiyorsun da onlardan lokma alıyorsun ya? Bilmiyor musun başımızın belaya gireceğini, sıkıntı çıkacağını? Ya komşumuzun taziye evine gittiğim için niye kötü bir şey yapmış oluyorum ben? Ayrıca bence sen de gitmeliydin. Ha. Bana bak, ne çabuk unuttun sen. Hı? Annem babamın işlerinden nefret ederdi. Biliyorsun. Şimdi onlar gibi mi olmak istiyorsun sen? Yok ya, benim hatam. Biz hiç buraya gelmemeliydik. Sende ne alakası var ya? Ben istedim diye geldik buraya. Sen niye kendini suçluyorsun? Gidelim biz buradan ya. Yapamıyoruz zaten. Gidelim, kaçalım. Ha. Nereye? Nereye gidelim? Bilmiyorum Erdal, bilmiyorum ama babamın elinin uzanmayacağı herhangi bir yerine, bileyim, yurt dışına belki. İyi tamam. Ne yapacağız, nerede yaşayacağız? Ne iş yapacağız? Bunları da düşündün mü ablacığım? Düşünmedim ama düşünürüz. Yani gideriz bir yere, iş buluruz kendimize. Bir lokantada çalışırız ya da ne bileyim bir markette çalışırız. Aynen ablacığım. Aynen. Bak uçağın kalkıyor, sen koş yetiş. Ya kızım İngilizce bilmiyoruz, bir şey bilmiyoruz biz. Nasıl gideceğiz ikimiz yurt dışına? Kim vizeye verecek bize? Bunları da düşündün mü ablacığım? Hadi onu da geçtim. Ya sen daha şu İstanbul'da tek başına sokağa çıkamıyorsun, sokağa. Efendim? Neredesin Müjde? Erdal'la... Geç eve. Bacana. Hadi. Gördün mü geleceği? Bu dosyaları sabah Onat gelip alacak. Yarın Hakan Eren'le olan toplantıyı 11'e çek. Cep telefonuma açık açık bir şey olursa ararsınız zaten. Var mı bana söyleyeceğim bir şey? Harika. Esat Bey.
Ya benim aklıma bir şey takıldı da. İpek Hanım'la ilgili. Ne olmuş be? Bunu söylemem ne kadar doğru bilmiyorum ama... İpek Hanım mahalleye gitmiş. Tarla başına. Evet, ölen çocuğun annesiyle konuşmaya. E tabii pek tatlı geçmemiş. Hani belki morali ondan dolayı böyle ama... ben size söylemek istedim, ne olur ne olmaz. Tamam, yaptın. Sen işini başına dön. Bekle, ben ilgilenirim. Teşekkür ederim. Gel. Ne haber? İdare eder. Öyle görünmüyorsun ama. Ne oldu? Bir şey yok. Yorgunum sadece, o kadar. Mahalleye gitmişsin. Orhan yetiştirdi değil mi hemen? İpek kimi yetiştirdiğinin ne önemi var? Konumuz bu mu? Ne işin var ya senin orada? Kimseye bir şey söylememişsin. Orada başına bir şey gelsin... Bir şey olmadı ama. Yani düşündüğün gibi bir şey olmadı. Evet gittim. Ama zaten bizi... hatta direkt beni suçlu olarak görüyorlar. O yüzden konuşamadım. Sen mi çekmişsin tetiği? Evet. Sen mi vermişsin çocukların eline silahı? Sen mi azmettirmişsin? Anlamıyorum ben senin bu kafanı. Esat, anlamanı beklemiyorum ki zaten. Senin soyadın Kasay. Bunun farkındasın değil mi? Farkındayım. Güzel. Seviyor musun amcanı? Evet, seviyorum. Hem de çok seviyorum. Güveniyor musun ona? Güveniyorum da ama gerçekten ne demek istediğini anlamıyorum. Şunu demek istiyorum. O mahalleye her gittiğinde... o çok sevdiğin ve güvendiğin amcanı zor duruma sokuyorsun. Yapma. Amcamın bununla hiçbir ilgisi yok. O mahallede olup biten her şeyin... ama her şeyin... amcanla ilgisi var. Tamam. Ayrıca... bunu bir daha yaparsan... amcana söylemek zorunda kalırım. Bir daha sakın arkamdan iş çevirmeye çalışma. Sakın. Sen zararlı çıkarsın. İpek Hanım. Ve çok özür dilerim ama böyle bir sertliğe gerek var mı? Yani ben sizi moralsiz gördüğüm için tamamen iyi niyetimle... İyi niyet öyle mi? Sen misin iyi niyetli? Bak ben bugün oraya tüm iyi niyetimle gittim. Ne oldu sonucunda? Bilmiyorum ne oldu. Anlatmıyorsunuz. Anlatayım hemen. Oradaki insanların hepsi beni kötü niyetli olmakla suçladı. Buraya geldim. O çocuğun cenazesine gittim diye... annesinin yanında olmak istedim diye kötü niyetli insan oldum. Burada sen iyi niyetli birini arıyorsun ya... buradaki tek iyi niyetli insan benim. Haberin olsun. Gençler, İpek çıkıyor. Tamamdır patron, biz bileli hazır bekliyoruz. Avukat hanım çıkar çıkmaz yapışırız peşine. Bu kız bir garip ha. Nasıl yani patron? Ne bileyim, iyi gibi. İyi derken? Bilmiyorum oğlum işte. Biraz daha araştıralım diyorum sadece, tamam? Tamam, tamamdır patron. Biz bileli hazırız. Damatla Cüneyt de otoparkın çıkışında zaten Esat'ı bekliyor, bilgin olsun. Aynen patron, ben de Esat'ın bilgisayarında da takipteyim. Bir şey çıkarsa mesaj atacağız zaten. Olur, ben Naciye Anne'ye geçiyorum. Tamamdır patron, eyvallah. Tamam, tamamdır patron. Hadi eyvallah. Pek geliyormuş. Hadi
alayım ben. Şunu da vereyim. Al. Bitti. Gonca abla, benim 5 dakika işim var. Geliyorum ben. Nereye be? Alo Ferhan abi. Efendim, başımın belası. Neredesin? Mahalleye geliyorum, ne oldu? Şey Ferhan abi, benim aklıma bir şey takıldı, sana söylemem gerekir diye düşündüm. Tamam, söyle. Metin. Salih'in kuzeni var ya hani, onu gördüm. Bir garip görünüyor, kendinde de değil gibi. Nazif hakkında ne yapmayı düşünüyorsun sen abi? Mahkemeye gideceğiz ya oğlum işte. Böyle dolanacak yani etrafta. Salih'in katili. Nerede o? Nazif'in oturduğu binaya girdi. Tamam canım benim. Bak sen evin önünden ayrılma. Kendini de çok gösterme. Tamam mı? Ben şimdi hemen geleceğim. Tamam mı? Hadi görüşürüz. Bir şey olursa ara beni. Tamam. Salak çocuk ya. Sen istiyorsan çık eve, ben duşa girip geleceğim. Hayır, bekliyorum ben seni. Hadi. Siz miydiniz ya? Dur, sakin ol ya. Tamam. Dur. Müjde abla, iyi misin? İyiyim. Sen nereden çıktın? Sokaktan sesini duydum ben. Sen çığlık atmadın mı sen? İyiyim, bir şey oldu yok. Her şey normal. Erdal. Hı. Böyle ne yapıyordun? Bir şey yapmıyorum. Duymadım geldiğinizi. İyi misin? İyiyim. Oğlum ne ırı vırı yapıyorsun? Neredesin kaç gündür? Nerede kalıyorsun sen? Bir şey yaptım yok oğlum. Kafam bozuktu işte. Takıldım biraz, şimdi uyuyacağım. Bir sıkıntı mı var? Erdal tamam. Yok. Yani yok da. Tamam hadi sen eşyalarını al. Evde yaparsın banyonu. Topla eşyalarını hadi. Ya Allah aşkına birazcık beni düşün ya. Ben nasıl orada banyo yapayım ya? Ziya baba vermiş işte evi. Bak fıstık gibi, ben burada alırım diyorum. Zorlama daha fazla. Beni sinirlendirme. Eşyalarını topla, seni burada bırakmam. Gider misin? Ya hadi baba, topla şu eşyalarını. Ya vallahi var ya. Sen
Sen beni tanıyorsun ama ben seni tanımıyorum. Azra ben. Öne. Memnun oldum Azra. Ben de. Siz buradaysanız ben gideyim artık. Tamam, dikkat et. Hı-hı. Alo Ferhan abi. Az önce Müjde ablayla Erdal da apartmana girdiler. Sonra ben Müjde ablanın çığlığını duydum, içeri girdim. Müjde'ye bir şey mi oldu? Hayır, kimseye bir şey olmadı, merak etme. Hem zaten Nazif de yok evde. Sonra ben şimdi dışarı çıktım. Onlar içeride de, haberin olsun diye aradım, tamam? Tamam, tamam. Ben 4 dakikaya oradayım, tamam mı? Tamam, hadi. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hayırdır? Çanta ne iş? Erdal bir süre bizde kalacak. O yüzden hadi topla ablacığım sen eşyalarını. Yürü. Benim odadan bir şey almadın değil mi? Yok oğlum, ne alacağım ben senin odadan? Erdal hadi, hadi topla eşyalarını hadi. Erdal, hızlı hadi. Ya abla tamam, panik ettirme beni ya, tamam. Erdal, hadi. Ya tamam. Geldim. Metin, ne yapıyorsun kardeşim? Ne yapıyorsun? Lan. Dur Erdal, dur. Ben Salih'i bilerek vurmadım, biliyorsun. Kes lan! Kes! Bak böyle olmaz ya. Öldürdün lan kardeşimi! Öldü lan çocuk! Geber çabası! Lan Metin, ne yapıyorsun oğlum? İndir şu silahı Metin! İyi misin? Tamam. Düşelim lan. Nereye gideceğiz abi? Lan önüme düşüyorum oğlum. Neyi soruyorsun hadi? Abi çantayı al. Ya alacaksan. Ya nereye gidiyorsun sen? Gideceğim, Erdal, beni bakacağım. Sinirlendirme. Geçeceğim. Allah aşkına koruz, gidiyoruz buradan hemen. Ziya Bey. Ziya Bey. Var, biliyorum. Geç! Lan oğlum hayırdır sen? Bak bunu. İstanbul'dan mı çıkartıyorsunuz? Evinizde mi saklıyorsunuz? Ne yaparsanız yapın bak. Mahallede bir daha bunu görmeyeceğim ha. Lan ne oluyor lan, ne oluyor? Oğlum Metin az kalsın benim. Lan kes sesini, bak Metin de bundan sonra benimle. Metin'le bir derdi olan bana gelecek. Duydunuz mu? Oğlum sen kimin? Lan! Ben senin ne dediğini çok iyi anladım. Çok iyi anladım ben senin ne dediğini. Şimdi eğer dert çıksın istemiyorsan... Çıksın istiyorum işte, çıksın. Ziya Bey gözünü seveyim Ferhan, evdeyiz. Ayıp oluyor. Ayıp oluyor. Bak sakın senin hayatını kurtardım zannetme. Ben Metin'in hayatını kurtardım. Anladın mı? Sen o Salih'e yaptığının bedelini ödeyeceksin. Duydun mu beni? Oğlum çocuk yanlışlıkla vurdu diyoruz lan, anlamıyor musun? Kes lan! Çık hadi, hadi, hadi! Ne işe yarıyorsun lan? Ne işin var senin bu herifle? Niye peş peşe geliyorsunuz eve? Erdal'ın eşyalarını toplamaya gittik. Orada oldu her şey. Erdal kendi toplasaydı. Sen niye gidiyorsun? Sus ulan! Sus!
Rezil ettin beni herkese. Başımıza ne işler açtığının farkında değil misin gerizekalı? He? Herif geliyor evimizi basıyor, evimizi. Sen benim suratımı hep böyle önüme mi eğeceksin lan? Herkese rezil ettin lan bizi. Kasaylara ayrı rezil ettin. Bunu... Siyah Bey. Çekil yukarı odanıza. Gözüm görmesin sizi. Erkek erkeğe bir şey konuşacağız biz. Perihan. Geçmiş olsun oğlum. Gel. Gel konuşalım sana. Gel. Geç oğlum geç. Otur şöyle otur. Yabancılık çekme lan kendi evin gibi. Gel otur. Otur. Vallahi ne diyeyim. Öncelikle geçmiş olsun tabii. Eyvallah Siyah. Kapıyı kapat lan. Erdal. Ha? Al bunu ablacığım. Ben yüzümü yıkayıp geliyorum. İyi tamam. Şimdi tabii mevzular bu kadar karışınca. Şimdi önce Metin, sonra kim bilir başkası. Ya bana soracak olursan sen bir an önce teslim ol Nazif. Hatta Tan götürsün seni emniyete bugün. Şimdi teslim ol bitsin gitsin bu iş. Ya oğlum ha bugün ha yarın ne fark eder? Öyle değil mi? Ya ben senin başına bir şey gelecek diye korkuyorum o yüzden. Evet bak babam doğru söylüyor. Görüyorsun oğlum etraf akbaba kaynıyor yani. Ben de endişeleniyorum başına bir şey gelecek diye. Uzatmanın anlamı yok ki. Yani şimdi Ziya baba. Senin lafının üstüne laf söylemek haddim değil. Tamam ben dedim. Tan'ın suçunu kabul edeceğim dedim. Sen de tak diye çıkardın verdin parayı eyvallah Allah razı olsun. Ama... Ama baba ben çok korkuyorum ben. Neden korkuyorsun lan? Ya şimdi hiç. Daha önceden mapusa falan girmedim ya. Korkma lan. Korkma. Korkacak bir şey yok. Delikanlı adamsın lan sen. Delikanlı adam korkar mı? Hem var ya bak mapusa girer çıkarsan eğer... ...itibarın da yükselir. Öyle değil mi Tan? Evet. Oğlum bak bizim raconda bu çok havalı bir şeydir. Yani çıktıktan sonra bambaşka bir hayatın olacak. Oğlum sen zannediyor musun lan babam sana bu cezayı sonuna kadar çektirecek, yatıracak? Ha? Şu ortam bir durmuşsun babam seni zaten erkenden çıkaracak o kadar yatmayacaksın lan. Tabii tabii tabii. Tabii sen hiç merak etme. Ben var ya ben sana içeride çiçekler gibi bakacağım. Ben ananı babanı da merak etme. Onlar da bize emanet. Sen canını sıkma oğlum böyle şeyler için. Sen bana evladımı bağışladın. Bundan sonra ben sana ölene kadar borçluyum. Estağfurullah Ziya baba ya. Emret yapalım. Ne borcu? Müjde neredesin sen? Bakıyorum yoksun. Yüzümü yıkıyordum. Çıkmadılar mı hala? Bilmiyorum. Çamaşırlar var dışarıda. Yağmur yağacak. Gel yardım et. Toplayalım şunları. Kalacak öyle ıslanacaklar. Hadi sene kızım. Neredeler ya? Ya sen niye bize haber vermeden kendi kendine iş yapıyorsun? Ben anlamıyorum ki. Ya Ferhan abi bekledi de bekledim. Kimseyi ara da demedi ki. Geç şuradan. Naciye anne. Metin'e biraz sahip çıkar mısın birkaç gün? Nazif'i vuracaktı. Son anda yakaladım. Dede. Salih için. Thank you.
hapislerde mi çürüseydi? Oğlum! 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 Teşekkür ederim. Ne demek? Müjde abla nasıl? İyi, iyi. Sen nereye? Azra'cığım çok soru soruyorsun bir tanem. Tamam. Seni çok seviyorum hadi. Müjde. Ferhan sana çok önemli bir şey söylemem lazım. Söyle tamam. İyi misin sen? İyiyim ben iyiyim. Sakın araya girme babam yakalanmadan anlatmam lazım. Nazif öldürmemiş Salih. Duydum ben onları. Tan öldürmüş. Nazif'e suç üstlensin diye para vermişler. Nazif orada mı? Tan Nazif aldı çıktı evden. Polise teslim edecekmiş. Müjde. Baban yemek yiyelim artık diyor. Sofrayı kur yardım et hadi. Tamam. Hadi. Hadi. Alo. Nazif'i gördünüz mü? Tanın arabasına binip caddeye doğru çıktılar abi. Bir sorun mu var abi? Bu parayı kendi ellerimle babana teslim edeceğim, tamam mı? Aklın kalmasın. Eyvallah kral. Hadi aslan parçası. Korkma lan. Oğlum korkma. Korkarsan indirirler. Anladın mı beni? Bana bak. Senin arkandayız lan. Arkandayız. Tamam mı? Eyvallah abi. Lan hadi bir yakalansın gel. Hadi. Nereden çıktı şimdi? Git. Nazif! Yapma! Dur! Kaldır elini, kıpırdama.
Ne var lastik? Heh, alo patron. Ya biz seni aradık da sen şey yapmadın, açmadın telefonu. Biz İpek'in peşinden geldik. Sade de gel. Yani bir şey olmadı. İpek eve girdi. Biz de öyle kapının önünde bekliyoruz. Zaten burası böyle yüksek duvarlı falan bir yer. Neyi bekliyorsunuz? Senin dönün demeni. Lan oğlum kız içeri girdi de siz neyi bekliyorsunuz ya? Ya siz kendi kendinize karar alamıyor musunuz? Bağırdı. Patron sen sinirli misin? Bir şey mi oldu? Ne oldu? Ya sinirliyim. Sinirliyim. Ne oldu? Ne oldu ki patron? Hayırdır? Ya... Salih'i vuran tanmış. Nazife de para vermişler üstlensin diye suçu. Ne diyorsun patron ya? Oğlum ben de tuvaletine ne oluyor? Oğlum Salih'i vuran tanmış. Nazif suçu üstlensin diye para vermişler. Ne diyorsun oğlum? Sonra? Ya ne yapacak? Almış parayı işte. Üstlendi suçu. Hadi konuşuruz sonra. Allah Allah. Oğlum Nazif teslim olmuş ya. Dur bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bu eve geliyor lan bu araba. Bekle. Kapat. Aynen. Ha, peki. Teşekkürler Cemre. Pişt. Yakışıklı. Ya anne ya. Ne olur gönderme beni bir daha babama. Oha. Oğlum anne diyor lan çocuk. Oğlum İpek'in çocuğu var lan. Aa ne oluyor bakayım? Baban o senin özlemiş seni. Yalan söyleme. Yalan çok kötü bir şey diyorsun. Bir de bana kendini söylüyorsun. Anneciğim ben niye yalan sana söyleyeyim? Babanla telefonda konuştum. O da seni çok özlemiş, görmek istedi. Ya görmedi ki bile beni. Bütün gün böyle telefonda. Baba diyorum, işim var. Baba diyorum, dur bir dakika biriyle konuşacağım. Sevmiyorum işte ikinizi de. Oğlum dur. Ne konuştu oğlum bunlar? Lan ben seni duymadığını unutuyormuş. Ne konuştular bunlar? Evli miymiş? Neymiş? Ne olmuş? Ha, değiller ya. Dur beynim yandı ya. Şey değil boşanmışlar herhalde. Çünkü şimdi çocuk böyle ben bir daha babama gitmek istemiyorum falan gibi bir şey dedi. İpek de böyle üzüldü bozuldu bir şey oldu. He boşanmışlar herhalde. Allah Allah. Hem zenginsin hem güzelsin hem gençsin. Bir de evlenip çocuk yapıyorsun. Ben hiç anlamıyorum bu insanları yani. Ne yapayım? Arayayım patronu? Söyleyeyim mi? Yok şimdi. Arama şimdi. Sinirli falan dedin ya. Ben bulurum bir ekstra saatini. Ona göre söylerim. Hadi yürü sen. Cüno. Hıh. Sence bu Ziya Nazif ikna olsun diye kaç para vermiştir? Vallahi bence bu Ziya pintisi verse... Bir kere ne söylediyse yarısını vermiştir bu meymenetsiz. Doğru. O da doğru anasın sen. İyiyiz komiserim. Esat konuşuyor lan. Şey ya estağfurullah. Yo ben de aramanı bekliyordum. Tabii tabii benim haberim var Nazif'in geldiğinden. Evet. Olay anında tanı silahını Nazif kullanıyormuş. Evet. Evet yarın balistik raporu gelecek zaten. Yo yo böyle böyle savcıya çıkarabilirsiniz. Çok teşekkürler komiserim. Sağ olun. Baş üstüne eşinize selamlar. Çocukların gözlerinden öperim. Esat. Ay ne olur güzel öperler sarmalı. Ha Esat Bey. Müjde kapıya bak. Hadi geçmiş olsun. Nazif itiraf etti. Savcının karşısına çıkacak. Çok şükür. Çok şükür. Sağ olun. Tamam. Bu saatten sonra bir sorun çıkmaz herhalde değil mi? Çıkmaz. Vay abi senin gibi. Ne haber? Alo dilini mi tuttun? Abine bir selam yok mu? Oha. Çok güzel kokuyor yemekler. Ne yemek yaptınız? Sina Bey'e de selamlarımızı iletin lütfen. Sen de. Dersin. Malum Sina Bey'i benden çok görüyorsun şu sıra. İyi tamam. Tan geldi şimdi. Ona da vereyim haberi. İyi günler. Eyvallah. Kapat kapıyı. Ne
Nazif işi tamam. Savcılığa götürüyorlar şimdi. Oradan da doğru hapishaneye. Bitti gitti bu iş. Sağ ol oğlum, kurtuldu. Çok şükür. Ay, ay dua. O kadar çok dua ettim ki. Ay o kadar çok. Bana bak. Bu saatten sonra var ya babam çıksa mezardan kılımı kıpırdatmam senin için ona göre. Eline konmadı hakim olacaksın bundan sonra. Tamam baba. Ziya Bey tamam ne olur. Daha yeni aldık güzel haberi ne olursun. Kurtuldu. Kurtuldu. Ay. Çok adı kadadım vallahi yapalım ne olur. Halledeceğiz hepsini halledeceğiz. Şımartma artık şunu. Sen tepemize çıkardın zaten. Bana bakın. Bu odadan tek kelime dışarı çıkmayacak. Anlaşıldı mı? Tamam. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı baba. Tamam. Abla. Ne yapıyorsun burada? Hiç. Sofra hazır mı? Geç oğlum sen de acıkmışsındır. Geç, geç oğlum otur sen de şöyle. Geç. Müjde tamam hallederim ben sen geç. Ver babana oğlum. Sabah bir şeyler olmuş. Beren ablam bir şeyler anlattı. Hayırdır? Ne oldu? Tan'ın Erdal'a tokat attığını da anlattı mı? Yok Ziya baba. Yani ablamın hani büyüteceği kadar büyük bir olay değildi. Yani o an gerginliğiyle hani Tan'a bir şey yaptı da. Neyse ne? Bu onların arasındaki mesele. Beni ilgilendirmez. Konuşur hallederler. Beni asıl ilgilendiren senin orada ne yaptığın. Benim kızımın orada ne işi vardı? Ölümüne üzüldüğüm bir gencin neden lokmasını aldığımı mı soruyorsunuz? Kızım bizim sana her şeyi teker teker anlatmamız mı lazım? Sen anlamıyor musun bizi? Ya öz abinle tekme tokat sokakta kavga eden bir adamın dağıttığı lokmaya niye gittin? He? Neyin mesajını vermek oluyor acaba bu? Mesaj mı? Gencecik bir çocuk öldü. Öldürüldü. Yani hiç mi üzülmüyorsunuz buna gerçekten? Ben oraya bir mesaj vermeye gitmedim. Ben zaten sizin mesajlarınıza, adetlerinize alışamıyorum. Ne? Alışamıyorsun. Neyimize alışamıyorsun? Sen bizim adetlerimizin neyini beğenmiyorsun mesela? Huzurlu değilim ben. Seneler sonra beni bir eve getirdin ne hissettiğimi sormadan. İşte oraya da vicdanım bana öyle söylediği için gittim. Yine olsa yine yaparım. Konuyu kapatsak mı artık ha? Yemeğimizi yesek güzel güzel. Zaten Nazif de itiraf etti değil mi? Etmiş yani. Neyi itiraf etti Perihan abla? Tan'ın silahını alıp Salih'i vurduğunu. Yani kapatalım artık bu konuyu ha? Hadi afiyet olsun. Geçmiş olsun Tan abi. Eyvallah. Şişt, abiye bir geçmiş olsun yok mu? Ha? Geçecek bir şey yokmuş ki zaten. Nazif almış ya senin silahını. Ziya Bey gerçekten kapatsak artık, yemeğimizi yesek ha? Afiyet olsun. Benim için bir konu daha var. Bitmiyor. Kardeşimin o evde kalmasını istemiyorum ben. Abla tamam sen de şimdi yapmasana burada. Erdoğan sus. Sen karışma. Farkındayız düzeninizi bozduk. Ama benim kardeşim yalnız ya da bir arkadaşıyla yaşayabilecek yaşta değil. Onun bana benim de ona ihtiyacım var. O yüzden onun yanında olmak istiyorum. Yalnız bırakmak istemiyorum Erdal'ı. Ne yapmayı planlıyorsun Müjde? Kardeşinin yanına gidip taşınmayı mı? İyi hoş o da olur yani. Kimsenin bir yere gideceği yok. Burada kalacak bir müddet. Ondan sonra ne olacak, ne bitecek? Bakacağız. Sen de eğer bu evde yaşamaya devam edeceksen... vicdanını değil, benim söylediklerimi dinleyeceksin. Anlaşıldı mı? Adetlerimize de ayak uyduracaksın. Ya anladım oğlum, tamam.
Esat komiserle konuşmuş, ne olmuş? Biz zaten biliyoruz Tan'ın olayını, Nazife'ye yıkacaklarını. Ne olacak ki? Yani patronun soru harbiden cevapsız şu anda. Yani bence Sina'nın böyle bir şey yapması için Ziya'ya bir yerden gebe kalmış olması lazım. Değil mi dayıcığım? Ya işte onu söylüyorum. Nereden gebe kalmış? Bizim onu bulmamız lazım. Tamam patron, o gözle de bakarız. Biz zaten yoldayız, dönüyoruz şimdi. Kapanırız çamaşırhaneyi, iyice çalışırız. Patron, Billiler geldi mi? Yok gelmedi. Onlar da herhalde çamaşırhaneye geçecek. Harbi mi? Ha. Sen geleceksin mi çamaşırhaneye? Yok ben gelmeyeceğim. Ben yatacağım, uyuyacağım, bir duş alacağım. Tamam, beni aramayın. Hadi bir. Hadi eyvallah. Nasıl kapanıyor lan bu? Yalnız mısın? Gonca abla söyledi. Yalnızdım ve bundan çok memnundum, biliyor musun? Yemek yapmıştım ama ben sen acıkmışsındır diye. Acıkmadım, yorgunum ama gel. Olmaz öyle. Yemeğin yemek zorundasın. Sonra yorgun musun, yorgunluğuna devam edersin. Tamam anneciğim. Ne yaptın? Ispanak getirdim. Oo. Ekip nerede? Ekip? Çalışıyorlar mı? Çalışıyorlar, yapıyorlar bir şeyler. Güzel kokmuş. Bak, konuşmak istersen kalabilirim. Ama yalnız kalacağım, git diyorsan giderim yani. Sıkıntı yok, başıma bela oldun sonra demeni istemem. Konuşmak istemiyorum ama kal. Senin canın Nazif'in suçu üstlenmesine sıkıldı değil mi? Onu da Gonca abla söyledi bana. Bak bu dünyada çok fazla aptal var, tamam mı? Hatta bana sorarsan bu dünyanın %70'i falan aptal. Nazif de onlardan biri. O yüzden o aptallığına yansın. Benim hiç kendime sıkıntı yaptığım yok. Benim aslında sana söylemek istediğim başka bir şey daha var. Söyle. Yani şimdi sen Müjde ablayla görüşmek, konuşmak istersen ben sana yardımcı olabilirim. Hı. Öyle mi? Nasıl olacak? Yani şöyle, sizin görüşmeniz büyük bir olay ya hani. Hı. Tabii sen istersen ama ben yardımcı olabilirim. Sen bayağı büyüdün. Gönül işleri falan. Ha? Dur şuna ya. Ne var saçımda? Sen ne kadar büyüdün? Ya yapma şunu. Ya erkek çocuğu gibi davranma bana ya. Kapı çaldı, kapıyı aç. Bak hiç gelmeyecek neşemi getirdin, yemin ediyorum ya. Ama saçım dolaşıyor. Ay Azra ya. Azra, sen ne yapıyorsun kız burada bu saatte? Ana, ne yapıyorsun? Yarın okulun yok mu senin? Okul var var da onun kafa okula çalışmıyor. Zehir gibi ama hep başka şeylerde. Oo patron, afiyet olsun. Gel beraber olsun. Ha, yok yok patron, yolda gelirken bizim döner yedik biz. Yedik de doymadım ki ben. Sen ye, ben aç dedim zaten. Ne yaptınız? İyi, patron bir değil de. Sen nasıl oldun? Konuştunuz ya lastikte yolda. Ya o bir şey demedi tabii de. Abi insan ister istemez kulak misafiri oluyor ya. Kötüydüm. Kötüyüm ve kötü olmak istiyorum. Ama ev müsait değil, çok kalabalık. Tamam gideceğiz patronum, bir aşık olsun ya. Bir şey gördük, onu söylemeye geldik sana. Anlat. Abi bu İpek var ya. Hı. 5-6 yaşlarında çocuğu var abi bunun. Ne? Ya. Nasıl yani? Emin misiniz oğlum? Abi çocuk buna anne diyor, bu da çocuğa oğlum diyor. Sen de şaşırdın değil mi patron? Ben de sanıyorum ki biz fakirler geçerse çocuk yapıyoruz. Ama hiç öyle değilmiş o iş. Allah Allah. E kocası kimmiş? İşte kocası yok anladığım kadarıyla, yani ayrılmışlar herhalde. Çünkü bir özel şoför getirdi abi çocuğu. Çocuk da böyle bir mızladı arabadan inince işte. Ben bir daha babama gitmeyeceğim işte, ilgilenmiyor benimle gibisine bir şeyler söyledi. Hiç beklemiyordum böyle bir şey ya. Yani çocuğuna tek başına mı bakıyor şu an bu? Tek başına mı gidiyor? Ya Allah, anladığım kadarıyla öyle abi. Çünkü böyle kadında bir kötü oldu duyunca falan. Hayır şimdi anneyse durum değişir. Gerçi anne var, anne var anasını satayım. O da ayrı mevzu da. Yani kız cenazeye geldi, üstüne kalktı, Naciye annenin evine geldi. İnsanın aklından geçiyor yani, Salih'e gerçekten üzülmüş olabilir mi? Allah bilmiyorum ki abi ya, her şeyin altından da bir şey çıkıyor. Vallahi anlamıyorum ki ben ya. Allah Allah.
Çok garip ya. Ya gözünü sevdiğim. Aç değilim de acıkacağım ya. Bana yapmış ya. Biraz bıraksaydın bari. Ben getireyim evden, sana daha var. Yok yok, takılıyorum ya. Afiyet olsun. Allah'ım ya. Şş, haydi. Sen okuluna. Naş. Siz de çamaşırhaneye gidin. Millet orada, hadi. Tamam patron. Hadi. Hadi be oğlum, hadi be. Geceler. Hadi öptüm. Azra. Sağ ol. Ne demek? Ne zaman istersen getiririm yine. Biliyorum. Ya sen daha şu İstanbul'da tek başına sokağa çıkamıyorsun, sokağa. Ya vallahi kusura bakma ama bence sen hayat konusunda hiçbir şey bilmiyorsun. Alo. Uyandırdın mı? Yok, ne oldu? Bir şey mi oldu? İyiyim. Sadece seni merak ettim. Son konuşmamızdan sonra haber alamadım senden. Tanrı eve öyle neşeli gelince yetişemedin mi? Yetişemedim. Zaten yetişsem de bir şey değişir miydi bilmiyorum ki. Çocuk özgürlüğünü para için satmış. Ne desem boş. Yıldızların altında. Evet. Sevişmek anne hoştu. Sen nasıl böyle rahat konuşuyorsun? Ben bir şey yaptım. Ne yaptın? Dışarı çıktım. Ciddi misin sen? Nasıl çıktın dışarı? Kaçtım Ferhan. Saçmalama. Bir 5 dakika görüşsek olur mu uygunsan? Tamam. O zaman sen bana konum at. Ben 5 dakika oradayım. Tamam. Tamam. Beş dakikayı birazcık aşmış olabilirim. Kusura bakma. Hoş geldin. Hoş buldum. Geldiğin için teşekkür ederim. Sen nasıl çıktın dışarı? Evde bir şey mi oldu? Hayır, bir şey olmadı. Her zamanki şeyler. Bir yandan silahlar patlıyor, bir yandan Nazif'in olayı. Haksızlık değil mi Ferhan? Büyük balık küçük balığı yutar demişler. Hep böyle mi olmak zorunda peki? Büyük balık küçük balığı yutar demişler. Yemişler. Sen balık değilsin ki. Bırak onu sardalyalar düşünsün. Bir duvarda görmüştüm bu şiiri. Ezberimdeki tek şiir. Ne diyor biliyor musun orada? Şimdi bunlar bize bunu yaptılar ya. S-
Salih. Şimdi bunların bu yaptıkları yanına mı kalacak? Kalmayacak. Çünkü ben de balık değilim. Bunun hesabını hepsine soracağım. Ne yapacaksın peki? Kalk ayağa. Kalk, kalk. Senden bir şey rica ediyorum. Bugün bunların hiçbirini konuşmayalım. Sen beni buraya çağırdın ya. Sen ne yapmak istiyorsun? Bana onu söyle. Seninle gezmek. Gezelim. Gerçekten mi? Gerçekten. Ben seni aramak konusunda kararsız kaldım. En son görüştüğümüzde... En son görüştüğümüzde ben sana evet bir şeyler söyledim. Doğru. Yani... Görüşmek istemiyordun. Şimdi benim ağzımdan... bir şeyler çıktı tabii ki. Ama sonra ben... ne kadar yapabildim, ne kadar yapamadım, ne kadar yapabiliyorum bilmiyorum. Neyi? Şimdi ben sana dedim ya konuşmayalım, görüşmeyelim diye. Ama şu kafam var ya, işte benim kafam susmuyor Müjde. Gözümü ne zaman kapatsam seninle göz göze geliyoruz. Bak laf salatası yapmıyorum ben, çok gerçek bir şey söylüyorum sana. Kafamda sana sorular soruyorum. Sonra sanki seni çok tanıyormuşum gibi kendime cevaplar veriyorum. Konuşuyoruz, gülüyoruz, bazen susuyoruz. Sana çok komik gelecek belki ama... bazen beraber böyle göğe bakıyoruz. O zaman niye bu haldeyiz? Çünkü utanıyorum. Ferhan diyorum, senin sorumlulukların var. Müjde'nin ailesi var. Senin mutlu olmaya hakkın yok diyorum kendi kendime. Ya ben böyle konuşuyorum ama senin kafanda, kalbinde bir yer ediyor muyum? Onu bile bilmiyorum. Ne diyorsun? Hem de çok.
Ben gideyim artık. Görüşürüz. Görüşürüz. İyi geceler Müjde. İyi geceler. Ah. Ne oldu? Hiç böyle düşünmemiştim biliyor musun? Neyi? Bana bir kere iyi geceler Ferhan der misin? İyi geceler Ferhan. Bak, tam kafamdaki gibi. O kadar güzel ki. Görüşürüz. Görüşürüz Ferhan. Ne? Bende hiç tükenmez bir hayat vardı. Kırlara yayılan ilkbahar gibi. Kalbim hiç durmadan hızla çarpardı. Göğsümün içinde ateş var gibi. Başını göğsüme sakla sevgilim. Güzel saçlarında dolaşsın elim. Bir gün ağlayalım, bir gün gülelim. Sevişen yaramaz çocuklar gibi. Hissedince sana vuruldumu anladım ne kadar yoruldumu. Sakinleştiğimi duruldumu denize dökülüm. Başını göğsüme sakla sevgilim. Sevişen yaramaz çocuklar gibi. Oh. Oh. Vay be. Bünyaya bak, alarmdan önce uyanıyor artık. Evet sevgili kopuklar, kopmuşlar, kopmamak için her şeyini ortaya koyanlar. Herkese günaydın. Günaydın. Herkes orada mı? Şirketin önünde nöbetteyiz. O halde dinleyelim. Esat Avkıran'dan geliyor. Her şey yalan. Ay niye öyle diyorsun? Bence gayet olası. Nasıl olası olabilir Esat? Hadi Tan ateş etmese neyse diyeceğim de. Tan başkasının silahıyla ateş ediyor. Nazif Tan'ın silahıyla ateş ediyor. Bak sen şu işe. 3 yaşındaki çocuğa söylesen inanmaz. İyi, Allah'tan hakim 3 yaşında değil. Kim bu Ziya? Yani sizin için niye bu kadar önemli? Benim bilmediğim bir şey mi var? Ay ne olsun canım senin bilmediğin? Ayrıca ben de anlamıyorum senin için gerçekten niye bu kadar önemli? Amcamın bütün bunlardan haberi var mı? Bilmiyorum. Nazif'in Tan'ın suçunu üstlendiğinden amcamın haberi var mı? Bilmiyorum, bilsem de söyler miydim emin değilim. Ya senin amcanla ailevi bir ilişkin var, benim profesyonel bir ilişkim var. Ne olur bunları birbirinden ayıralım artık İpek. Tamam Esat, tamam. Ben anladım, seninle bir yol yürüyemeyeceğim. Amcamla konuşmak en iyisi.
oğlum bu kızın dünyadan haberi yok ha. Çıkıyor şimdi. İpek çıktı abi, takipteyiz. Konum atsanıza bana. Tamam, tamamdır patron. Canlı konum, canlı konum. He. Abi İpek kavşaktan döndü şimdi. Tamam, ben konumu takip ediyorum. Siz de sakın gözden kaçırmayın ha. Tamam, tamamdır patron, zaten yakın takipteyiz. İyiyim kızım, sen nasılsın? İyiyim ben de. Müsait misin? Çıktım, sana doğru geliyorum. Ha, yakınlarda mısın? Şey, ne oldu? Bir şey mi oldu? Hayırdır? Yok yok, bir şey olmadı. Yani önemli bir şey yok, geldim sayılır. Ha, o kadar yani. Şimdi benim de bir toplantım vardı da. Ya tamam tamam, ben senin çok vaktini almayacağım zaten. 10 dakika yeter bana, zaten 5 dakikaya da oradayım. Peki kızım. İpek gelmek üzere. Neslicim, gerçekten gitmene gerek yok. Bir oda hazırlatayım, 10 dakika bekle. Yok ya, gideyim ben. De, niye geliyor İpek buraya şimdi? Kesin o ölen çocuk yüzündendir. Baktı o olaya. Bence de, mesele o. İşte onun için söylüyorum, ben kısa konuşur gönderirim onu. Ya, boşa panik yapıyorsun. Zaten güç bela buluşuyoruz. Lütfen kal sevgilim, lütfen. Yerim dedi. Sinacığım, ben gideyim. Şimdi İpek buralardayken ortada görünmek istemiyorum. Tamam. Görkem, arabayı kapıya getir, tamam mı? Sina'nın otel bura. Ha. Bir dakika, bir dakika. Aha. Bak şu, bak kırmızı kadını gördün mü? Şey işte, İpek'in anası o. Niye selam vermiyor bu? Şişt, bu buna niye selam vermedi? Ne bileyim oğlum ben. Allah Allah. Gel patron. Ne durumdayız? Abi şimdi İpek girdi. Annesi çıkarken onu gördü ama selam falan vermedi patron. Niye? Küsler miymiş? Ne bileyim abi biz. Sen İpek'i takip etmiyor musun? Amca. Canım hoş geldin. Hoş bulduk. Ya seninle telefonda konuşurken fark ettim, çok açım. Aşağı insek, hem bir lokma bir şey yesek, hem konuşsak olur mu? Olur tabii ki. Hadi bakalım. Restorana geçiyorlarmış patron. Şu gelirken arkada gördüm ben orayı. Tamam. Amca, sorduğum soru aslında çok basit bir soru. Neden cevaplaması bu kadar güç, anlamıyorum. Yani Tan'ın suçunun üstlenileceğinden haberin var mıydı, yok muydu? Canikom, sorduğun soruyla ilgili bir problemim yok benim. Sürekli aynı soruları sormam, buna takılı kalman beni rahatsız ediyor. Sen neyin peşindesin, onu söyle. Bir şeyin peşinde değilim.
Sadece bu durumdan haberdar mıydın, değil miydin merak ediyorum. Yani belirsizlik beni huzursuz ediyor o yüzden. Bununla benim bir ilgim yok, tamam mı? Bende hiçbir ilgisi yok. Şöyle düşün, benim için ha o hapise yatmış, ha öteki o Ziya'nın oğlu hapise yatmış. Bana ne, sana ne? Orası öyle bir dünya. Onların dünyası bu. Sen biliyor musun? O mahallede işi sadece hapise yatmak olan insanlar var. Anlayamıyorum gerçekten. Peki... Sana son bir soru amca kız diyor tabii bunu. Bizim bu Ziya'yla şirket olarak bağlantımız ne tam olarak? İpek'ciğim, canım. O bölgede büyük bir değişim dönüşüm var. Bizim de orada yatırımımız var. Peki yatırımımız var diye elimizi kolumuzu sallayarak başka mahallelerde olduğu gibi girebiliyor muyuz mahalleye? Hayır, giremiyoruz. Çünkü bu mahallede it var, kopuk var, çakal var. Deprem var ya, deprem gelecek. O evler çürük başlarına yıkılacak. Hayır, biz çıkmayız diyorlar. Ne buyurulur? Peki Ziya? Taktın Ziya'ya. Amca. Taktın Ziya'ya. Ziya bir şey değil ya. Bizim o mahalleye girebilmemiz için anlattığın üzere birisi bize yardım ediyor. Hepsi bundan ibaret. Amca adam öldürerek mi yardım ediyor? Yahu ne münasebet. Ne demek adam öldürmek ne demek ya? Böyle bir şey olabilir mi? Bak ben sana adam öldürmeyi söyleyeyim. O mahallede bir tane çakal var. Çete lideri. İsmi... Ferhan duyar mı, duymaz mı bir şaka yapıyor. Hırsızlık, gasp, adam öldürme. Ne ararsan var. Ne yapalım şimdi? Sina kasay mı gidip uğraşacak? Ben mi gideyim bizatihi ben mi uğraşayım? Öyle olamayacağına göre mahalleden, o dünyadan, onun dilinden anlayan birisi bize yardım ediyor. Onu tuttuk. İşlerimizi halletmeye çalışıyoruz. Hepsi bu. Ha ben böyle olsun ister miydim? Hayır tabii ki istemezdim. Lan yalancı. Orası apayrı bir dünya. Ve bizim oradan uzak durmamız lazım. Var mı başka soru? Amca, yok teşekkür ederim. Yok. Kalktı, kız kalktı abi. Ben kaçıyorum. Gitti mi? Kaçtım. Gençler benim anladığım İpek Hanım uyuşturucu kralı amcası tarafından mışıl mışıl uyutuluyor. Aynen patron. Ben de öyle okudum bu durumu. Bir de şu nesi var ya annesi ona da bir bakın bakalım ne ayakmış. Damat sen şu Ziya ile Sinan'ın ilişkisine bakacaktın. Bir şey buldun mu? Ya baktım patron evet. Yalnız tek bir şey takılıyor kafama. Ziya ile Sinan'ın ilk iş ilişkilerinin başlangıç tarihi Sergen Kasay'ın yani İpek'in babasının ölümünden bir ay sonra. Ya tamam bu... Bir şey demek değil ama... Güzel. Patron biz tekrar şirketin oraya dönüyoruz. Otoparka girmeyiz seni bekleriz orada. Size ufak bir sürprizim olabilir. Hazır olun. İpek Hanım, iki dakikanız var mı? Konuşabilir miyiz? Ne konuşacaksın Orhan? Gelmişsin bir de otoparkta ne söyleyeceksen söyle. Özellikle buraya geldim, yukarıda kimse duymasın diye. Kim neyi duyacak ya? Hadi de gel. Şimdi iyi niyet üzerine bir konuşma yaptık ya. Evet. Bir de siz Naciye'nin evine gittiniz. Benim biraz aklım karıştı. Hangi konuda? Şimdi karşıda çocuğunu tek başına büyütmüş ve toprağa vermek zorunda kalmış acılı bir anne var. Ve bu annenin acısını bu ofiste bir tek siz gördünüz. Sen gördün mü de buradakileri eleştiriyorsun? Bu ofisteki insanlar olaya daha profesyonel bir yerden bakıyor olabilirler. Ama en azından senin kadar çirkinleşip o insanların acılarından faydalanmaya kalkmadılar. Her şeyi çok bildiğini zannediyorsun. Ama insanlardan hiç anlamıyorsun. Sen yine haddini aşmaya başlıyorsun. Son kez uyarıyorum. Yerini bil. Ben o videoyu işe girmek için getirmedim size. Öyle mi? Niye o videoyu getirdin Orhan?
Vallahi esas niyetimi aslında hepinizden gizleyecektim. Ama bu son yaşadıklarımız sana güvenebileceğimi gösterdi bana. Ki ben insanlardan sana göre biraz daha iyi anlıyorum. Gerçekten ne dediğini anlamıyorum. Anlatacağım. Neden burada olduğumu da anlatacağım. Kim olduğumu da.